Güne para doldurarak başlıyoruz. Amerikan doları yaklaşık 1'e 2. Yani 1 dolar verdiniz mi 2 tonga parası alıyorsunuz. Avustralya doları ise biraz daha düşük görünüyor. Evet, Tonga'yı, adayı gezmeye marketle başlıyoruz. Dünyanın her yerinde marketler yerel insanları tanımak için en güzel yerlerdir. Bugün Tonga'yı Jin'le birlikte geziyoruz. Jin bize ülkenin tarihini, kültürünü, ekonomisini, her şeyi ayrıntılı anlatıyor. Gezdikçe ben de bunları size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tonga, Pasifik'te koloni olmamış ender ülke. Hatta belki tek ülke, kraliyetini de koruyan tek krallık. Pasifik'te başka krallık yok. Diğer Pasifik adalarından farklı olarak Tonga'da toprak çok verimli. Volkanik arazi olduğu için bölgede, yakın adalarda özellikle, burada toprak çok bereketli ve buradaki yamlar da gördüğünüz gibi, diğer Mikronezya'da size gösterdiğim, Fiji'de size gösterdiklerime göre çok büyük, çok iriler. Yani burada toprak çok bereketli, çok iyi ürün çıkıyor. Jin de bize bunu anlatıyor şu an. And that yam, we're gonna use it for the your spiso or your friends becoming like that. Socializing, like some socializing. Yes. We can use it normally. Uh-huh. We're cooking order. We're looking for spiso people, and then we cook that. Jin'in dediğine göre Tonga bu Pasifik'teki tüm adaların büyük abisi, Big Brother. Yani hepsi Tonga'dan geliyor. Eskiden hepsi Tonga kralının birer kolonisi gibiydiler. Yani Fiji kralı Tonga kralının kuzeniydi, akrabaydılar. Hepsi Tonga kralına bağlı bir şekilde idare ediliyorlardı. Sonradan onların hepsi bozuldu. Yani Fiji'ye Hintliler geldi, İngilizler geldi. Orası karışık bir kültür oldu ama biz kültürümüzü sonuna kadar kuruyoruz. Biz natif Tongalılarız. Kralımıza bağlıyız ve aynen devam ediyoruz diyor. Yani burada ülkeleriyle gurur duyan ve gerçekten ülkelerine sahiplenen insanlar var. For the roof and also the wall, and it makes it like a little piece, a little piece. Biliyorsunuz Kiribati gezerken, Nauru'yu gezerken anlatmıştım. Tuvalu'da, yarından sonra gideceğim ülkede de tarım yok. Yani her şey dışarıdan geliyor. Kendi üretimlerini yapamıyorlar çünkü toprak bereketli değil. Tarım yapılacak bir toprak değil. Ama Tonga tam tersi. O yüzden Tonga kendi kendine yetebilecek, kendi ürününü yetiştiren, hatta dışarıya da satan bir ülke. Biz dün ilk geldiğimizde buradaki Çinli marketçilerle tanıştığımızda, Türk dediğimizde, o hemen tarım yapmaya mı geldiniz, İstanbul'dan mı geldiniz, tarım arazisi mi bakıyorsunuz dediler. Biz şaşırdık, hayır sadece geziyoruz dedik. Ama böyle demek ki gelen iş adamları da var burada tarım yapmaya. Bereketli topraklarda ürün yetiştirmeye gelen insanlar var. Tonga'nın toprakları çok verimli. Tonga yaklaşık 160 küsur adadan oluşuyor. Bu adaların sadece 30-35'inde yerleşim var. Diğerlerinde kimse yaşamıyor. Küçük küçük adalar.
Ülkedeki market işini, toptancılık işini, hediyelik eşya işini ise komple Çinliler gidiyor, götürüyor. Yani ülkede ciddi oranda Çinli var ve hepsi bu ülkeye ticaret için gelmişler. Jin burada bize birazcık buradaki el işçiliğini anlatıyor. Yani buradaki el işçiliğindeki ürünlerin kalitesi ve yanına konmuş Çinlilerin getirdiği ürünlerin kalitesizliğini anlatıyor. Burada el işçiliği, el sanatları da özellikle kadınlar tarafından çok fazla yapılıyor ve buradaki yerel marketlerde birçok ürün, takı, ev dekorasyonu malzemesi satılıyor. El yapımı ürünler. Evet, bunlar da kava. Fiji'de seramonisine gitmiştik ve kava içmiştik. Bunlar da kava. Jin'in burada gösterdiği birçok şeyi, yani özellikle yamdı, kavaydı, birçok yiyecekti, bazı gelenekler, kültürlerdi. Ben diğer adalarda hep gördüğüm için belirtiyorum. Jin de diyor ki sürekli, hayır, onlar da var ama onların hepsi Tonga'dan çıkma. Hepsi Tonga'nın kültürü, onlarda da var. Ama bunların hepsinin merkezi Tonga'dır. Tongalılar çok dindar insanlar gerçekten. Muhafazakar Hristiyanlar, çok sıkı sıkı bağlılar dinlerine. Hayatlarında üç şeyin önemli olduğunu söylüyorlar. Birisi Tanrı, ikincisi kralları, üçüncüsü ise sağlıkları. Biz bunun için yaşıyoruz diyorlar. Sıcak, çok sıcak, 50 derece yanıyor, nem çok yüksek, üzerinize giydiğiniz şey 2 dakikada sırılsıklam oluyor, her tarafınızdan akıyor, çok fena. Sağlık için çok fazla ürün var, yani bu bölgede çıkan otlardan, yapraklardan, meyvelerden birçok yağ çıkarılmış ve bunlar burada ufak pet kaplara konmuş ve satıyorlar. Ve bunları içince bütün dertlerinizden kurtuluyorsunuz. Pasifik'teki en verimli topraklar Tonga'da olunca tabii ki buraya endemik birçok bitki ve hayvan da var. Yani sadece Tonga'da yetişen meyveler, sadece Tonga'da yetişen bitkiler, sadece burada yaşayan hayvanlar, kuşlar mevcut bu ülkede. Yani kendine özel bir ülke. Evet, bu kadar sıcak ve bu kadar terleyince bir kokonat içelim, şöyle buz gibi olsun. Tropik ülkelerdeki galiba en güzel şey kokonat. Tongalılar çok iri kalıplı insanlar, böyle kemikleri de çok iri, vücutları da çok iri, çok güçlüler. Yani bazıları benim iki katım, yani ben 90 kiloyum, onlar kaç kilo artık bilmiyorum ama hepsi birer rugbyci yani. Bu ülkenin de rugby takımı o yüzden çok iyi.
Çok güçlüler. Burada kadınlar Türk erkeklerini gördükleri zaman, bizim Türk olduğumuzu öğrendikleri zaman çok heyecanlanıyorlar. Gerçekten fotoğraf çektirip arkadaşlarına gönderiyorlar. Hepsi Türk dizisi izliyor. Hepsi Türk dizisinde birilerine aşık. Birileri için gerçekten böyle yanıp tutuşuyor. Bizim Türk olduğumuzu öğrenince bir sürü sorular geliyor. Onlar Türkiye'de mi çekiliyor? Onlar Türk mü? Nerede yaşıyorlar? Onları nasıl görürüz? Heyecanla böyle arkadaşlarına Türkler gelmiş diye bizle fotoğraf çektirip atıyorlar. Türk dizileri buralarda inanılmaz. Böyle büyük ağaçların altında gölge yer yakaladınız mı? Hemen dinleneceksiniz biraz. Burada esiyor. Güneşin altı. Bir de buralarda ozon tabakasının en ince olduğu yerlermiş bu bölgeler. Avustralya, Yeni Zelanda, Tonga. Özellikle Tonga'da geçen yılki volkan patlamasından sonra ozon tabakası çok zarar görmüş. Burada güneşe karşı çok dikkatli olun diye her yerde uyarılar var. Özellikle cilt kanseri ve değişik hastalıklar açısından çok zararlıymış buradaki güneş ışınları. O yüzden asla güneşte durmayın diyorlar. Maybe one day the people can change the building. Yine Tonga'da rastladığımız bir hayvan türü, flying fox, uçan tilki. Gördüğünüz arkadaki ağacın tepesinde sallanmış, sanki böyle uzaktan yarasa gibi görünen tilkiler var. Biraz önce yanından geçtiğimiz evler de geçen yılki volkan patlamasında evleri yok olan, zarar gören insanlar için yapılmış, devlet tarafından inşa edilen evler. Patlamada bir kişi ölmüş ama çok sayıda maddi zarar olmuş. O zararları gidermek için devlet insanlara ev yapıyor. O volkan patlaması sırasında da aslında bir bölgede yaşayan bu uçan tilkiler daha çok adanın iç taraflarına doğru kaçmışlar. O yüzden yaşadıkları bölgede dağılmış adanın her tarafına. Round here.
Dünyanın en derin suları Pasifik'te, Pasifik Okyanusu'nda bulunuyor. Yani okyanus derinlikleri 1 kilometreden yaklaşık 12 kilometreye kadar yükseliyor ve 12 kilometrelik en derin yer Pasifik'te. Ve Tolga Trench denen bu Tonga açıklarındaki kırılan kırık diyelim, yaklaşık 11 kilometre derinliğiyle dünyanın en derin ikinci yeri. Evet, bu Tonga açıklarında 11 kilometreye kadar suyun altına gidilebiliyor. İnanılmaz bir derinlik. Mert nasıl gidiyor? Nasıl başladık ilk güne? Abi süper başladık çünkü dün de dediğin gibi ben şanslıyım demiştin hava konusunda. Yani şu an güneşli. Siklon dönemindeyiz ama en azından güneşli oluyor. Evet, hava çok sıcak ama en azından yağmur yok, kapalı değil. Güzel görüntüler çıkıyor. Bence harika şu an için ya. Yani çok sıcak ama bizim için en azından görüşümüz açısından çok iyi yani şu anda. Her şeyi görebiliyoruz. Şu an deniz kenarındayız. Rüzgar esiyor ama sıcak rüzgar esiyor mesela. Serinletmiyor yani. Benim enerjim bir çekildi. Su içtikçe canlanıyorum ya. Dün otelde odaya girdik Mert'le. Otel odasının içindeki sıcaklık 5 dakika durulabilir gibi değildi. Allah'tan klima var. Bir süre çalışmadı, beceremedik. Eyvah dedik, burada imkansız durmak. Sauna gibiydi abi içerisi. Sonra çalışınca 16 derecede bütün gece kaldı. Güzel serinledi. Evet, evet. Abi, Tonga çok güzelmiş bu arada. Ben sevdim Tonga'yı. Ama 3 hafta nasıl geçer bilmiyorum. Evet. 3 hafta için birazcık bakalım nasıl olacak. Ben merakla bekleyeceğim videolarını ben ama. Ben de merakla bekliyorum. Değişik şeyler çıkabilir. Ama güzel ülke yani diyebilirim evet. Ki. Fiji'den sonra belki Samoa ayarlarında en gelişmiş Pasifik ülkelerinden bir tanesi gördüğüm kadarıyla. Dindarlıkta Samoa'dan sonra gördüğüm ikinci, çok muhafazakarlar, her yerde kiliseler var. Ama tarım yönünden kesinlikle Pasifik'in en iyi ülkesi görünüyor. Yani verimli toprakları çok fazla. O da çevredeki volkanik araziden dolayı dedi değil mi? Evet, volkanik araziden dolayı o volkanik patlamaların yarattığı etki, küller, lavlar. Toprağı çok daha verimli hale getiriyor. Soil dediği değil mi? Evet. Yani ne ekersek direkt verim alıyoruz diyorlar. Evet. O yönden tarım yatırımı yapmak isteyenler için harika bir ülke Samoa. Tonga turizmi açısından en önemli şeylerden bir tanesi de whale watching. Yani bu ülkeye gelen, balina gözlemlemeye gelen insanlar. Biz balina mevsiminde değiliz. Olsak çok güzel olurdu gerçekten. Çok güzel şeyler çekebilirdik Mert. Keşke. Ben yüzmek isterdim abi o şeyi. Evet, balinalarla. Balinalarla ya. Ama yani, dönemdeymiş yani. Balinaları gözlemlemek isterdik ama Ağustos ve Eylül ayları. Aklınızda olsun. Eğer ki bana mesaj atanlar oluyor. İşte kambur balinaları nereden görebilirim? Ne bileyim, değişik balinalar konusunda orkaları nerede görebilirim? İlgisi olan insanlar var. Balinaları gerçekten çok seven. Onları dünyanın neresinde gözlemleyebilirim diye soranlar. Tonga bunun için en güzel gözlem noktalarından bir tanesi. Ama Ağustos ve Eylül aylarında gelmeniz gerekiyor. Ben mahsur kalırsam abi burada gösteririm herkese. Hangi aydayız? Ocak. Daha 7 ay var. Yok, 7 ay mahsur kalır mı? Ya. Kalmaz yok, bence. Yok, bir konu daha var. O da Tonga. Yüzme açısından çok tehlikeli bir yer. Çünkü buradaki mercan kayaları o kadar keskin ki denize girdiğinizde ayağınızı paramparça edebilir. O yüzden bu ülkeye gelip de şurada bir yüzeyim demek yok. Her yerde bununla ilgili uyarı var. Nerede yüzeceğinizi yerellere sormanız gerekiyor. Ancak onların gösterdiği yerde yüzebilirsiniz. Onun dışındaki yerler çok tehlikeli. Ben az önce sordum abi. Az önce sordum. Çok açıklayıcı bir cevap verdi. Dedi ki, ya şurada yüzebilir miyim ben şimdi dedim. Yüzebilirsin ama yüzme dedi. Evet, ülkeleriyle ilgili böyle negatif bir şey söylemek istemiyor Tongalılar kesinlikle. Yani ülkelerini çok seviyorlar. Biraz da milliyetçiler diyebilirim yani bu konuda. Yüzme demedi mesela. Yüzebilirsin ama yüzme. Yani. Yüzme. Tonga'ya geldiğinizde yüzebilirsiniz ama yüzmeyin.
palmiye ağaçları dünyada sadece ve sadece Tonga'da üst tarafı 3 dallıymış ve 3 daldan da meyve veriyormuş. Bu başka hiçbir yerde yokmuş. Sadece bu ülkede gördüğünüz gibi 3 dallı. Böyle de enteresan bir bilgi var. Ülke yemyeşil yalnız. Aynı Zanzibar'a benzettim bu yönden. Zanzibar'ın da iç kesimlerinden geçerken tarım arazilerinden böyle inekler otluyor. Her yer yemyeşil, verimli araziler. Doğa çok güzel. Tonga'nın doğasını çok sevdim. Evet, bir mola verdik. Yerel yemekler için bir restorana geldik. Böyle bir yer. Buranın yerel yemeklerinden bize tattıracak Çin. Bakalım beğenecek miyiz? I buy it for you. So if you want more, so we order you one. So, to remember the manioc, we're gonna sow you on the road. Manioc. Yeah, the paper roots. This are becoming like that. And then only harvest and cook it. This the leaves, the taro leaves, the leaves, the younger leaves. We put it there, covered with the lamb, without the coconut milk. The literally fresh coconut milk. And that is a special one in Tonga. This cook before we do it on this Sunday. Because more labor for that. And so that is a famous one. With your neighbor, we can see them. Evet, yemeğimiz geldi. Yerel bir yemek. Böyle buradaki bir ağacın yapraklarına sarılıp pişiriliyor. İçinde et var. What kind of meat it is? What kind of lamb. Lamb. Kuzu. But the different kind of meat, but in Tonga, Lusipi is a popular one. But they use it. Is it the breadfruit? No, the manioc. Manioc. Yolda geçerken vardı. Yanında ekmek gibi yediği şey de manioc. Hadi bakalım Mert. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Başlıyoruz yemeğe. Kokusu çok güzel ama. Evet, bir ıspanak kokusu aldım ben önce böyle. Evet, muhtemelen evet. Yapraktan geliyor. O içinde kuzular güzel görünüyor. Kuzular. Güzel pişmiş. Evet abi, güzel pişmiş. Ekmeğimizi de gösterelim. Şöyle bir. Ya evet, sen de göster. Yani böyle bir şey yani, ekmek diyorum da. Bir sebze yani. Bak tadına istersen. Pişiyorsun mu tadına? Tadı yok abi. Tofu, tofu gibi bir şey. Boşluk yiyormuşum gibi yani. Hani... Katık o zaman yani. Yemeğe ama... katık oluyor. Ha, aynen öyle işte. Ama yiyimi çok keyifli yani. Hiç tadı yok ama böyle ısırasın geliyor yani. Kaşıkla yeniyoruz. Delicious. Şöyle. Thank you. Köyde kurban bayramlarında yediğim kurban etine benziyor. Bol yağlı bir kuzuları var. Nasıl ekmekle doymak var?
Bu arkadaşlarda da manioke ile doymak diye bir şey olabilir diye tahmin ediyorum. Ben şu an manioke ile doyuyorum. Ya bana çok hitap etmiyor abi. Kuzu. Yani bu şey. Bol yağlı değil mi? Kuzu etini seviyorum da bu şekilde çok yani yağ olunca ben manioke ile doyabiliyorum. Bu etin yanına yediğimiz manioke de tatsız bir patates. Muhtemelen böyle sweet potato gibi, turp gibi toprak altında yetişen bir bitki. Ama yemeğin yanında güzel gidiyor. Ben çok beğendim. Herkes Kaptan Cook'un adını duymuştur. Bu bölgedeki, Pasifik'teki birçok adayı keşfeden ünlü denizci, ünlü kaptan. Kaptan Cook Tonga'yı keşfettiğinde de 1777 yılında ilk kez bu arkamdaki açıklara demir atıp oradan ufak bir flikayla Tonga'ya çıkmış. Daha sonra birkaç kez daha Tonga'ya gelip burayı araştırmış, burayla ilgili yazılar yazmış. Ve dünyanın ilk kez buradaki bir adadan bilgi almasını sağlamış. Tam bir keşifçi kendisi. Kaptan Cook. Tonga'yı keşfettikçe Tonga diğer Pasifik adalarının yanında birazcık ayrışıyor. Belki Fiji ile ikisi birlikte. Çünkü ülkede üniversite var. Ülkede bilinçli tarım yapılıyor. Ülkede eğitim sistemi güzel işliyor diyebilirim. Ülkede hastaneler var, güzel hastaneler. Yani ülke yatırım yapıyor. Ülke kendisini geliştiriyor. Bu yönden takdirimi aldı. Gerçekten diğer gittiğim ülkelerde, Mikronezya'da, Nauru'da, Kiribati'de, yani Tonga ile aralarında daha çok zaman var. Yani onların Tonga seviyesine gelmesi için daha çok çalışmaları, çok yatırım yapmaları lazım. Tonga'da gelişim başlamış. Belki de çok olmuş başlayalı ama benim gerçekten sevgimi ve takdirimi kazandılar. Güzel bir ülke. Biraz önce bir hapishanenin yanından geçtik. Hatta randevu alalım, orada da çekim yapabilirsiniz dedi. Benim zamanım yetmezse Mert orada güzel çekimler yapacaktır. Hapishanede kimler kılıyor dendiğinde yani bu ayaklanmalara ve çatışmalara zamanında katılanlar. Fiji'de anlatmıştım. Fiji'de de çok büyük ayaklanmalar olmuş. Ve böyle ufak bir iç savaş gibi ortalık birbirine girmişti. Aynı şeyler Tonga'da da olmuş. Burada da insanlar demokrasi istiyorlar. Burada da insanlar insan hakları konularında daha gelişmiş bir devlet, bir yönetim istiyorlar. Ama bir yandan da krallarını seviyorlar. Yani halen bir sistem arayışı, halen daha yerleşik ve kalıcı bir demokrasi yaratmaya çalışan bir ülkedeyiz. And so by God, I inform for the women on this village, because most of the people they coming is not coming to be suffer on these rocks, because those of them they come in to visit for Captain Cook in the way they coming through here. That is the place of the king. His name is Pau. Where the Captain Cook coming and they leave it out there, they use it, the doors to be watching who is there. They see here so the people, but they said one man that's sitting on the
sitting by him, but all the people they sitting around him. Tabii böyle küçük bir ülke olunca kralla tanışma imkanınız da var aslında. Onda da Mert'in bunu yapacağını düşünüyorum 3 hafta burada kalırken. Pazar ayinlerine geliyormuş kiliseye. Pazar ayinine geldiğinde ufak bir röportaj yapılabilir kralla. Tonga'nın geleceğiyle ilgili sorular sorulabilir. Bence güzel de olur. Tonga halkının büyük bir çoğunluğu Katolik. Metodisttir. Bunu da belirtelim. Bizim rehber çok anlatıyor. Bir konuşmaya başlıyor, yarım saat devam ediyor. Bazen bizi bulamıyor konuşacak. Biz hani değil, sağa sola başka. Yes, Jin. And so we see here this, we see the photo of the Greeks are located. There's a famous. Evet, yalnız ben şu pazar ayını işini sevdim. Pazar ayı geliyormuş. Evet abi. Orada kralı yakalarsın. Orada ben kralı yakalamaya çalışacağım. Gerçekten yakalamaya çalışacağım. Vallahi müthiş olur. Evet. Evet, bir şekilde yakalayacağım. Tonga kralıyla. Hani aralardan, sıralardan sıvışıp falan ben o Tonga kralıyla yakalayacağım. Pazar. Şahane olmaz mı? Olmaz. Muhteşem olur yani. Harika olur. Süper olur. Evet, bir antik şehre geldik. Burası da Tonga Krallığı'nın ne kadar eski kökleri olduğunu gösteriyor. Buralar aynı Mısır'da Luxor'daki gibi kral mezarları. Orada da Firavun mezarları vardı. Burada da kral mezarları. Belki de piramidimsi yapılarmış. Ama toprağın altında kalmışlar. Şu anda daha düşük görünüyorlar ama bu kral mezarlarının olduğu bölgenin adı Langi Namaola. Evet, yerel dilde böyle okunuyor. Ayrıca bir ismi daha varmış. Tamaha Tuima La Asket. Evet, buranın yerel dillerini konuşmak da zor yani. Ama böyle bir yere geldik. Mikronezya'dan sonra tüm Pasifik adalarında gördüğüm ikinci bir antik kent. Antik kent demeyelim de kral mezarları. Member of that church, but that's what I'm saying. This one is around 14th century. 14th century diyor Jin. But that's the last king. Yani 1300'lerden kalma kral mezarları. Evet, müthiş büyük bir Buda ağacı. Bu sıcakta yine hemen abim gölgesine tünemiş. Burası serin serin esiyor. Antik kentin kral mezarlarının bekçiliğini yapıyor. Ne güzel meslek. Şöyle bir meslek bulamadık Mert. Evet ya. Şu ağacın otunda gün boyu oturacaksın. Sarı tişörtle değil mi? Püfür püfür esecek. Evet ya. Yani adamın mesleği çok enteresan abi. Suyu var, sarı tişörtü var. Yanında tuvaleti, lavabosu, her şeyi. Bir de şurada bir telefon odası var. Bu da ağacın altında serin serin esiyor. Hem de ne güzel esiyor ya. Şu ağaç harika. Biz devralsak mı abi? Akşam şiftine biz katılalım. Evet, bir antik kente geldik. Antik kentin adı Hamonga. Hamonga,
kraliyet döneminde 12. yüzyılda burada yaşayan kralın sarayı. Arkamda gördüğünüzde sarayın giriş kapısı. Hemen arkada ormanın, kokonatların ve doğanın yok ettiği saray kalıntıları var. 12. yüzyıl. Tui Tatui. 11. Tui'ymiş. Burada herhalde krallara Tui deniyor. 11. Tui inşa etmiş ve burada yaşıyormuş. Tonga'da turizm açısından bayağı malzeme var. Yani bu ülkeye gelecekte çok turist gelir ya da belki de Covid öncesinde geliyordu. Yeni yeni toparlıyor çünkü çok olmamış Tonga'da açılalı. Yani ben daha önce burada 7-8 Pasifik ada ülkesini gezmeye geldiğimde Tonga açılmamıştı. Sıkı kurallar uygulanıyordu. Uzun sürede 2-3 yıl kadar burası tamamen kapalı kaldı. Şimdiymiş nasip geldik, geziyoruz Tonga'yı. Her gördüğüm şey beni şaşkına çeviriyor diyeyim. Çünkü çok farklı. Yani ben en son Nauru'ya gittim. Ondan öncesinde Kiribati'daydım, Mikronezya'daydım. Hani bu ülkelerde trafik lambası bile yok. Hiç yok yani. Nauru'da dedim ülkede hiçbir trafik lambası yok. Hiç görmediniz mi hayatınızda? Aa var dedi bir tane havaalanında uçaklar için dedi. Yani yok. Polis yok mesela yani. Hiç polis görmedim ben. Kiribati'da ya da Nauru'da polis yok ülkelerde. Burada trafik lambaları da var. Polis sürekli trafikte çevirme yapıyor. Trafik işaretleri var. Var da var yani. Evet, burada çevrede birçok antik zamanlardan kalma neredeyse 1000 yıllık taşlar var. Ama komple doğa buradaki eski sarayı ve sarayın kalıntılarını yutmuş durumda. Böyle orman içi antik kent kalıntıları gezdiğimde hep Olimpos geliyor aklıma. Tabii ki oradaki kalıntılar buranın 100 katı da. Ama ormanın içinde kaldığı zaman hemen orada yaşadığımız günler hemen aklıma geliyor. Ülke aynı zamanda bakımlı ve temiz. Yani bahçıvanlar buradaki mesela bölgeyi her gün bakımını yapıyorlar ki bu kadar güzel bir arazi var yani. Şuraya bakar mısınız? Yani burası böyle bakımsız bırakılsa bu halde olmaz. Bugün iki kez aniden yağmur boşaldı. Ama 5 dakika 10 dakika süren yoğun bir yağıştan sonra hemen yağış bitti, kesildi. O kadar yüksek nem var ki muhtemelen her gün 3-4 kere kısa yağmur geçişleri ama yoğun yağmur geçişleri oluyor bu doğada. Anahulu mağarasına geldik. Bir de mağara gezelim. Tonga'ya geldik. Gezmedi, görmedi demesinler. Enteresan bir mağaraymış. Bakalım nasıl. Kişi başı 15. Yani yaklaşık 6-7 dolar. Türk parasına vurdun mu yine 100 lira alıyorlar. Az buz değil. Evet. Vurunca... Umarım diyecek. Evet, Türk lirasına vurduk mu insan vurduğunda abi, pişman oluyor. Evet, gittiğimiz yolların bakımsızlığına bakılırsa çok kayda değer bir şey çıkmayacak diye bir hissiyata kapıldım. Yani bilerek böyle bırakmışlardı demiyorsun değil mi abi? Yok abi. Para kazansaydı, insanlar rağbet gösterseydi böyle yerlerde pislikler, Sprite kutuları şeyler olmazdı. Biraz daha bakımlı olurdu.
Mesela kral mezarlarıyla saray antik kentine insanlar geliyor belli. Evet, evet. Tertemizdi, düzenliydi. Evet, yol bizi bir plaja getirdi. Plajda da piknikçiler var. Ama ortam çok güzel. Yani mağara değmiyorsa bile bence şu ortamı görmeye her şey değer. Gerçekten çok güzel. Benim hoşuma gitti. Evet, evet abi, çok güzel. Keyifli bir ortam var. Herkes çocuklarını almış. Demek ki burası yüzülebilen bir yer. Evet. Herkes çocuklarını getirdiğine göre kıyafetle giriyor herkes. Tonga'da ender yüzülebilen yerlerden bir tanesi. Neydi cave'in adı? Anahulu. Anahulu mağarasının plajı. Anahulu'nun mağarası. Evet. Mağara sağda mı solda mı? Hadi bakalım. Sence nerede? Şu sağ dibe bir yürüyelim. Bence güzel gibi. Yürüyelim o dibe. Hello, how are you? Hello, how are you? Mağara yok. Pek mağara yok gibi çünkü. Bizden parayı alıp patika yola yolladılar. Patika yol plaja çıktı. Ama plajda mağara bulamıyoruz. İnsanlara soruyoruz mağara var mı burada diye. Yok. Bilmiyoruz. Biliyorsun. Cave dedikleri plaj olabilir mi? Sanki o ona döndü iş. Cave plaj bence. Yani gemi sığınma yeri gibi bir şey mi acaba? Niye cave diyorlar ki? Belki evet, bir benzetme olabilir cave olarak. Gerçekten Allah'ım. Tek mağaraya benzemiyor. Sanki değil mi abi bizim? Çıkıp soralım. Evet, mağarayı bulduk. Yanından pas geçmişiz. Hadi girelim. Bakalım ne bekliyor bizi. Varmış abi cave ya. Bize yardım edin. Help us. Help us. Evet, Alanya'dayız. Dikili Taş Mağarası. Değiliz. Tonga'dayız. Neredeyiz diye bir saniye düşündüm. Neredeyiz? Haritada gözümde bile canlanmıyor bazen. Evet, Tonga'dayız. Tam bir Dikili Taş Mağarası. Bakalım, devam edelim. İçeride yüzme yerleri var. Ses geliyor. Gerçekten. Evet. Karayip korsanlarının hazineleri de burada olabilir. Kaptan Cook'un gizli hazinesi.
Ortamı apaçiler sarmış. Evet abi ya. Apaçiler müziklerini fena almış. Atlıyorlar. Fena çok fena. Mağarayı ele geçirmişler. Kayaların tepesinden mağaranın içindeki havuza aynı Zanzibar sahillerdeki gibi dalma yarışması yapıyorlar. Bomba gibi atlıyorlar ya. Kim daha iyi atlayacak? Ama mağara güzel. Yani bu mağarayı ilk bulan insanın hislerini tahmin edemiyorum bile yani. Çok güzel. Çok güzel gerçekten. Çok keyifli. Ama herkes de sanki kıyafetle suya girme şeyi var burada. Denizde de vardı. Herkes kıyafetle. Yanmaktan korkuyordur abi muhtemelen. Buralarda çok fazla cilt kanseri var. Dünyada en çok cilt kanseri bu bölgedeymiş. O yüzden güneşten kendilerini koruyor olabilirler. Evet, yeni bir atlayıcı geliyor arkadan. Aldı. Evet. Gençler biraz tehlikeli işler yapıyorlar. Ama su o kadar temiz, o kadar güzel görünüyor ki. Dışarıdaki sıcağı düşündüğümde. Evet. Çok iyi. Çok keyifli ortam. Evet. Çok derinlerine inmedik mağaranın. Mağara gidiyor daha çok uzun belli. Ama yerler kayıyor. Tehlikeli olabilir bir yerden sonra. Yavaştan çıkıyoruz. Biraz da başkente gidip şöyle soğuk bir şeyler içelim. Güzel bir kafe bulalım. Birisi mesaj atmış bana. Dünyanın her ülkelerinden yerel yazarların kitaplarını topluyormuş. Son iki ülkesi kalmış. Evet, kitapçılara bakalım. Bir tane kitap bulabilirsek atalım çantaya. Arkadaşın koleksiyonu tamamlansın. Evet, burada lokal ortamda bir kava seromeni. Ortada gördüğümüz leğenin içindeki içecek kava. Kafa yapan bir içkidir. Ondan içip bir yandan müzik yapıyorsun, eğleniyorsun. Bize de denk geldi. Cin de hemen oturdu. Bir tane gitar aldı. Bakalım nasıl olacak. Oh, we were. Boy, I'm a man.
What's inside? Just a cover. It's a root. Just the roots. Yeah, water. Mix with the water. Water. Yeah, they already make it in powder and then mix with the water. How it is it? Yeah. That one in the market, when you know the, I can sell you the pack. Powder var, toz haline getirilmiş. You should finish it. Oley. Geçmiş olsun. Bon appétit. Merci. Evet, şu an geldiğimiz yerde kraliyet ailesinin mezarlığı. Yani krallar, prensler, kraliyet ailesinden birileri öldüğü zaman bu arkamda gördüğünüz mezarlığa gömülüyor. Hemen onun karşısında da ünlü Tonga Kilisesi var. Burası Tonga Church. Şu anda kapalı çünkü geçtiğimiz yıllarda bir fırtına sırasında büyük hasar görmüş ve ondan sonra kullanıma kapatılmış. Tüm camları neredeyse kırılmış görünüyor ama gerçekten mimari olarak çok güzel. Bu arkamdaki büyük ağacın olduğu yer şehrin tam merkezi. Buradan şehrin merkezi şekillenmiş. Hemen zaten ağacın yanına kilise inşa edilmiş. Hemen onun arkasında, arkamda gördüğünüz köşede de şehrin en güzel kafesi var. Friend Cafe. Evet, çok güzel kafeydi ama biz de sabah 8 gibi kalktık, kahvaltımızı yaptık, yola çıktık. Şu anda yavaştan akşam 5 oluyor. Sonrasında da kava seremoniye gideceğiz. Yerel halk dansları eşliğinde akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Ona gitmeden önce 2 saat dinlenelim. İyi olabilir abi. Aynen. Bence bugünlük Tonga'dan bu kadar yeter. Tonga'dan başkent Nuku Alofo. Bir gün birisi size Tonga'nın başkenti nere diye sorarsa Nuku Alofo dersiniz, havanız olur yani. O kadar zor bir başkenti hatta var ya. Tonga Tapu adanın ismi. Evet. Şimdi yavaş yavaş gelmeye. Evet, başkentinde olduğu adanın adı Tonga Tapu. Muhtemelen Tonga adası, Tonga Tapu. Nuku Alofo. O da başkent. Nuku Alofo'dan, Tonga'dan, Tonga Tapu'dan herkese selamlar. Görüşmek üzere. (Gülüyor)